Arkadaşlar, herkese merhaba. Benim bu şampiyon. Bugün sizlere Mon karakterimle ilgili kısa bir rehber çekmeye karar verdim. Açıkçası bayağı bir ilerledim fakat üstünde birkaç eksik var ama genel olarak bütün aslında üstündeki silahları ve skill'leri tamamladım diyebilirim. Dolayısıyla size anlatma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Şu an Paragon 524. leveldeyim. Dolayısıyla bayağı bir ilerledim. Üstümde hangi seti kullanıyorum? İlk olarak ondan bahsedeceğim size. Pattern of Justice setini kullanıyorum. Bu set ne işe yarıyor? Bana Sweeping Wind'da, efektlerde ve Movement Speed'imde yani hızlanmamda, dönmemde vesaire de %5 bana daha fazla atak yapmamı sağlıyor Sweeping Wind. Ayrıca Tempest Rush dediğimiz bir skill var. Şu skill. Şu Tempest Rush. Şu Sweeping Wind 4'te böyle görüyorsunuz. Etrafında bir buzul belirdi. Bu Sweeping Wind arkadaşlar. Gelenleri pataküte öldürüyorsunuz. Bu baya güzel bir özellik. Hatta bir tanesini de göstereyim size. Şöyle bir gideyim 2 dakika. Aldım gördüğünüz gibi. Şimdi deniyorum. Gördüğünüz gibi dönüyor görüyorsunuz. Bu Sweeping Wind arkadaşlar. Bu etrafımda gelenleri öldürmesini sağlıyor açıkçası. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sweeping Wind bu işe yarıyor. Sweeping Wind güzel bir skill. Tavsiye ederim. Çünkü yanınıza gelmeden herkesi pataküte alıyorsunuz. Bunu Colt kullanıyorum ben. Onu göstereceğim birazdan. 6 seti bu Pattern of Justice kullanıyorum. Üstümde neler var? Normal bir yeşil taş var. Büyük en büyüğünden. 2 tane de beyaz taş. Rezist kullandım. Bunların daha büyüklerini takacağım. Şu an taş gelmedi. O yüzden takamadım. En büyüğünü takın arkadaşlar. Tavsiyem en büyüğünü takmanız yönünde. Şortuma ise mor taşlardan koydum. 2 tane mor taş koydum. Silahlarıma gelelim. Yüzüğüme gelelim. Yüzük çok kritik arkadaşlar. Yüzükle amulet set arkadaşlar. İlk olarak bu seti kullanıyorsunuz. Decree of Justice bu yerden düşüyor. Bu sezonun seti değil. Sezonun setiyle arkadaşlar bir yere kadar gelebiliyoruz. Yani Torment 7-8 max. Ya yani daha fazla çıkmaz yani. Torment 14-15 böyle 12 o seviyelere gelmek için Greater'da bu seti kullanmanızı tavsiye ederim. Ben şu an inanılmaz güzel ayarladım seti. Fazla kaynak kullanmadan yani aşağıda spiritim düşmeden bu olayı çözüyorum. Ayrıca amuletle yüzüğüm set, kompas ve Traveler Pledge amuletiyle kullanıyorum. Bunların ikisi de sokette. Burada ne yapıyor bu setler? Bu setlerin ikisi benim damage'imi azaltıyor. Ayrıca bana gelen hasarı azaltıyor. Ayrıca benim hasarımı arttırıyor. Niye diye soracak olursanız yürüdüğünüzde hareket ettiğinizde. Şimdi inventörüme bakın. Ben hareket etmeye başladığımda gördüğünüz gibi değerin arttığını göreceksiniz. Görüyorsunuz. 400 binler, 500 binler çıktı. Dayanıklılığım, recovery'im 57 bin. Duruyorum. Düşüyor. Hareketteyken bu hem dayanıklılığınızı hem recovery'nizi atlıyor bu 2 set. Bunu kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bu gelirse zor gelen bir şey. Yüzükle amulet gelirse mutlaka kullanın. Soket yoksa soket açabilirsiniz. Soket açın. Bana mesela amulet soketli geldi. Fakat soket açtırmıştım. Dolayısıyla bayağı iyi oldu. Ayrıca Bracer'da ise Binding of the Leather Gods kullanıyorum. Burada critical hit şansı arttırdım. %6. Bunu Mystic'te yaptım. Yukarıda Mystic videomdan bakabilirsiniz. De bunu nasıl yapacağımı anlattım. Büyücü ablamız bizim biliyorsunuz. Mystic'lerle ne iş yapar. Ayrıca diğer yüzük de Rachel Ring of Larceny diye bir yüzük. Bunun ne avantajı var onu söyleyeyim. Cyclone Strike kullanıyorsanız orada ve Mystikoli de hasarınıza daha fazla hasar vermenizi alıyor. %86. Bu güzel bir item. Yüzüklere gelince bu yüzük Legendary yüzük %55 daha fazla hızlandırıyor beni 4 saniyede bir. Ve düşmanlarımı korkutmayı sağlıyor. Güzel bir yüzük. Bu soketli geldi. Avantajlı oldu. Aynı zamanda silahlarım ise Fist Weapon kullanıyorum. 2 tane yani. 2 elimde de silah var. Bir tanesi Von Kimlau. Diğeri ise Vengeful Wind diye bir silah. Bu silahlara soket açtırdım. Yani bana o soket dönüştürücüsü maalesef gelmedi. Bunlara soket açmak zorunda kaldım. Ve ikisine de en büyük yeşil taşlardan koydum. Bu neye avantaj sağlıyor? Bu bana Tempest Rush'ta ve Cyclone Strike'da %572 daha fazla hasar vermemi sağlıyor bir silah. Diğer silah ise Sweeping Wind'da daha fazla %654 kadar böyle hasar vermemi sağlıyor. İyi, bayağı iyi bu 2 silahta. Bu silahları kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bunları yeşil taş koyarsanız da critical hit damage'iniz %130 artıyor. Yani ikisinde yüzde böyle 260 gibi arttırabilirsiniz. Çok ciddi bir rakam. Ayrıca silahlarımla ilgili nasıl bir oynama yaptım? Ya dediğim gibi Mystic'te critical hit şansı arttırdım Bracer'ımda. Yüzüklerde bir oynama yapmadım. Bunda yaptım. Critical hit şansı arttırdım. Critical hit şans. Kritik hasarınızın ne kadar olduğunu söylüyor. Şurada Detayist'a da geldiğinizde critical hit şansının ne kadar olduğunu görebilirsiniz. %30 ise sizin 3 vurduğunuzdan biri kritik gelir. Arkadaşlar. Yani biraz burada matematik yapmanız gerekiyor. Günün sonunda. Yani burada gördüğünüz hasar sizin aslında verdiğiniz hasar değil. Çünkü elinizdeki silahların gördüğünüz gibi %572 daha fazla hasar vermesini sağlıyor gibi değerleri falan var. Yani bu hesaba girince zaten bambaşka matematiklere gidiyorsunuz. Verdiğiniz, gördüğünüz damage aslında sizin verdiğiniz hasar olmayabilir, daha fazlası. Şimdi birazdan göstereceğim zaten karakteri. Karakter yani gayet rahat herkesi kesiyor. Canım ise 614, 1845 gibi bir rakam. Gayet güzel bir rakam.
Yani hayatta kalmam için. Ayrıca dediğim gibi ben hareket ettiğimde bu set sayesinde zaten ben kendi şeyimi arttırıyorum. Dayanıklılığımı ve recovery'imi arttırıyorum. Ya yani daha çabuk iyileşebiliyorum. Ayrıca hasarımı da arttırıyorum. Gördüğünüz gibi hareket ettiğimde hasarım da yükseliyor. Dayanıklılığım çılgınca yükseliyor. Neredeyse yürüdükçe 700 bine falan çıkıyor hasarım. Bu ciddi yani. Tabii 700 bin ama dediğim gibi burada %572'ler falan devreye girince çok daha farklı bir rakam aslında o günün sonunda. Günün sonunda yapmanız gereken arkadaşlar Monk'la ilgili bir de skill'lerimi göstereyim. Skill'ler burada kritik hangi skill'leri kullanıyorum. Burada Cyclone Strike'a Focus'ta Wall of Wind'i kullanıyorum. Yani sol kriğimiz. Bu güzel bir skill. Sağda kesinlikle Tempest Rush. Tempest Rush Flurry'i kullanın. Çok güzel bir skill. Bir de Mantra of Salvation Agility'yi kullanıyorum. Bu da gayet güzel bir skill. Bu Tempest Rush'ta dönüyor. Demin göstermiş olduğum şu yani. Şu döndürme olayı. Bu Tempest Rush arkadaşlar. Zaten benim görmüş olduğunuz gibi Tempest Rush'ı arttırıyor. Benim setim %15.000 hasar arttırıyor. Sweeping Wind ve Tempest Rush'ta. Bu seti kullanmamdaki amaç o. Yani uçuk bir hasar veriyorum bu set sayesinde. Ya bu seti mutlaka tamamlamasınız. Seti tamamlayamasanız da 5 parça olursa da Ring of Royal Grandeur diye bir yüzük var arkadaşlar. Ya bunu elinize takacaksınız ya da kana küme koyacaksınız. Gelelim skill'e. Skill'de tekniklerde 2 de Dashing Strike'ı kullanıyorum. Blinding Speed. Bu benim hızlanmamı sağlıyor. Sağa sola çabuk kaçıyorum. Güzel bir skill, tavsiye ederim. Ayrıca Dodge yani öne doğru böyle hasar vurmamı artırıyor. Focus'ta Epiphany Desert Short'u kullanıyorum. Desert Short ne iş yapıyor? Şu işi yapıyor. Siz Epiphany'ye bastığınızda şimdi göstereyim size. 3'e bastığımda benim. 3'e bastığımda gördüğünüz gibi hareket ettiğimde de daha acayip bir dayanıklılığım oluyor gördüğünüz gibi. Ya yani uçuk bir dayanıklılık oluyor. Yani sizi bu şeyinizi arttırıyor. Dayanıklılığınızı arttırıyor. Hasar almıyorsunuz bu zaman içerisinde. 3'e bastığınız zaman içerisinde 60 seconds. Yani kimseden kullanan 60 seconds. 15 saniye kimseden böyle uçuk bir şekilde hasar alamazsınız bunu açtığınızda. Çok iyi bir skill. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bu seti kullanıyorsanız. Ayrıca Sweeping Wind Master of Wind'ı kullanıyorum. Bu ne yapıyor? Gelenleri donduruyor. Böyle dondurma gibi gidiyorum böyle güzel bir şekilde. Birazdan dondururum görürsünüz. Gayet güzel dondurma yapıyoruz kişileri. Ayrıca pasif skill'ler de kritik arkadaşlar. Near Death Experience çok kritik bir skill arkadaşlar. Monk için konuşuyorum. Niye diye soracak olsanız. Olur tabii çok böyle ağır bir hasar yediniz. Size öldünüz. Size %35 daha fazla, %35 can verip yeniden doğmanızı sağlıyor. Near Death Experience kullanıyorsanız. Eğer Near Death Experience yoksa size böyle kritik bir hasar vurup ölürseniz ölüyorsunuz. %35 iyi bir şans. %35'i aldığınızı fark edip şurubu da içerseniz %100 hayatınıza devam edebilirsiniz. Bir daha zor kritik hasar alırsınız. Yani dolayısıyla Near Death Experience çok kritik bir skill. Beacon of Yatar'ı kullanıyorum. Bu da cooldownları %50 azaltıyor. Güzel bir skill, tavsiye ederim. The Guardian Pet'te de ataklarımda %35 daha böyle ileri vurma şansımı arttırıyor. Ayrıca Spirit Generation dediğimiz sağ altta bulunan Spirit kullanıyor biliyorsunuz. Bu Spirit Generation'ı arttırıyor. Vurduklarımda yani %15 arttırıyor. Çok iyi bir rakam. Harmony'de %40 benim resist olmamı sağlıyor. Yani canavarlardan gelen şeyleri, atakları, ateşliler, ışıklılar vesaireden bunlara bana koruma sağlıyor. Resist çok kritik arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yani dayanıklılığınız ne kadar fazlaysa ve üstünüzdeki şu itemlerde yani silahlarda all resist gördüğünüz bakın 94 mesela resist'in all element. Resist demek sizi koruyor arkadaşlar. All element ise alayına koruyor. Size poison'lı gelecekler, zehirli ataklar, ateşli gelecekler, ışıklı gelecekler, işte zıplayarak kan emiciler gelecek. Böyle bunlardan korumak için resistinizin yüksek olması lazım. Dolayısıyla buna dikkat edin arkadaşlar. Ayrıca kafamdaki sette kafama sarı taşı koyuyorum. Bu benim resource cost'umu yani benim bütün resource'umu burada spiritleri vesaireyi %12,5 arttırıyor. Ya bu çok müthiş bir rakam. Bana geri veriyor Redüs'ü. Yani ben harcadığımı geri alıyorum. Şöyle bir yapayım. Harcıyorum mesela. 2 diyeyim. Hatta şöyle bir kullanayım biraz. Böyle geri geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyorsunuz geri geliyor. Normalde bu kolay kolay geri gelmez. Bakın görüyorsunuz bu yükseliyor. Sağ aşağıdan benim spiritimi yükseltiyor. Bu çok kritik bir şey arkadaşlar. Ya dolayısıyla kafaya sarı taş koyun. Bu bayağı işinize yarar. Ayrıca size anlatabileceklerim en kritik şeylerden biri kanayı küpteni kullanacaklarınız. Şimdi kanayı küpte benim biraz fantastik bir durumum var. Niye diye soracak olsanız arkadaşlar çok kritik bir yüzük bu. Bu yüzüğü elinize de takabilirsiniz. Eğer Ring of Royal Grandeur gelirse kanayı küpe kırıp da koyabilirsiniz. Ya da Convention Element'i koydum ben. Ring of Royal Grandeur kullanmama ihtiyacım kalmadı çünkü 6 seti ben tamamladım. Ayrıca Akulya Kuyras'ı kullanıyorum. Akulya Kuyras ne iş yapıyor? Akulya Kuyras çok güzel bir şey aslında.
Eğer sizin spiritiniz %90 dolu ise, %90'ı %100 arasında dolu ise, Akulle Kura sürekli devrede. Sizin aldığınız bütün hasarları %50 azaltıyor arkadaşlar. Yani Akulle Kura inanılmaz güzel bir şey. Yani siz düşünün, eğer spiritiniz doluysa, yani buna göre siz kendinizi ayarladıysanız, benim yaptığım gibi, ben spiritim çok fazla gitmiyor. Gitmediği için benim için büyük avantaj, ben Akulya Kurası sürekli aktif kullanabiliyorum. Müthiş avantaj. Ben %50 daha az hasar alıyorum. Yani Akulya Kurası bu iş yapıyor. Normal barbarian, barbar karakterinde de kullanabilirsiniz. Ben Akulya Kurası kullanıyordum. Ben hardcore bir karakter olduğum için bunu kullanmak zorundayım. Torment'a 14-15'lere giriyorum. Yani gerekiyor. Balansa geleceğiz. Balans ise Tempest Rush'ı %600 hasarını arttırıyor. Yani 3 düşmandan birine %100 kritik hasar vermemi de sağlıyor. Bu yani çok güzel bir silah. Bu silahı elinizde tutmayın bence. Bu silahı kırın, kanayıya koyun. Yani görmüşsünüzdür. Yani başka setlere de böyle yüksek seviyelerde bakarsanız, Dwong'da balans kırıp koymuşlardır arkadaşlar. Ben kesinlikle bunu kanayi küpe koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Convention Element de aslında anlatayım, onu da anlatayım istiyorsanız. Convention Element kritik bir yüzük. Niye diye soracak olursanız, sizin de hasarınızı %200 arttırıyor. Bu Cold olur, Fire olur, Holy, Lightning, Physical, Poison. Yani eğer poison hasar veriyorsanız poison'ınızı arttırıyor. Eğer dondurarak veriyorsanız dondurmayı arttırıyor. Ateşli ise ateşliği, ışıklı ise ışıklıyı, holy ise holy'yi, fiziksel ise fiziksel. Dolayısıyla bu yüzük de çok kritik arkadaşlar. Kanayi de bulundurun. Yani kırıp koyun. Eğer kanayi de olmayacaksa da elinize takın. Yani buraya dediğim gibi, eğer 6 set kullanıyorsanız, bu seti 5 setiniz varsa, ya 6 setiniz varsa gerek yok. Ring of Royal Grandeur'a gerek yok zaten. Ama 5 set kullanıyorsanız buraya Ring of Royal Grandeur'u koyup elinize Convention Element'i takmalısınız. Ya da Ring of Royal Grandeur'u takıp Convention Element'i buraya kırıp koymanız lazım. Bu tarz stratejiler üretmeniz gerekiyor arkadaşlar günün sonunda. Ayrıca Legendary Gem de kullanıyorum. Kritik olan sorulardan biri de bu. Legendary Gem'lerin Bane of Trapped şu an renk 61'de. Bu ne sağlıyor bana? Bu hasarımı arttırıyor. Ayrıca hızımı arttırıyor. %30. Güzel bir şey. Tavsiye ederim yani Gem. Ayrıca diğer cemim, 3 tane cem kullanıyorum. İkisi yüzük, biri amulette arkadaşlar. Bunlar sokette olduğu için takabiliyorum. İkincisi Bane of Powerpool'da renk 61'de. Bu da hasarımı %20 arttırıyor. Ayrıca %25-15'te böyle elitlere, bosslara falan hasar vermemi sağlıyor. Ayrıca onlardan %15'te daha az hasar almamı sağlıyor. Bu da güzel. Kaliteli, güzel, mis bir yüzük. Taguk üçüncüsü. O da renk 61. Bu da %4.4 hasarımı arttırıyor. 1,5 saniyede bir. Aynı zamanda da %2'de bana armor veriyor daha fazla. Yani yelek, yani armor dediğimiz. Yani bu kritik olan şeyler zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzükte amulet seti çok kritik. Yani mutlaka gelirse yapıştırın üstünüze. Çok muazzam bir şey yani. Ayrıca Paragon skill'lerime geleyim şimdi. Paragon levellerime geleyim. Ya iyi hoş diyorsun da sen bu Paragonları nasıl dağıttın diyeceksiniz. Core'da ne yaptım? Core'da şu an 36 tane Dexterity, 33 tane Vitality, 13 tane Movement Speed, 50 tane Maximum Spirit'e verdim. Yani ilk geldiğimde alayını Maximum Spirit'e verdim. Yani ben Spirit'e odaklı olduğum için, yani şu aşağıda biliyorsun Spirit var ya, ona odaklı olduğum için, ondaki şey, kaynakları optimize etmem gerektiği için ilk ona verdim. İkinci Dexterity'ye, üçüncü Vitality'ye, dördüncü de Movement Speed'e veriyorum şimdi. Bundaki zaten Dexterity ve Vitality sınırsız verebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında ilk Movement Speed'de Maximum Speed'i tamamlayıp Dexterity Vitality'yi sonra da verirsiniz. Bu sizin kararınıza kalmış ama Dexterity Vitality kritik arkadaşlar. Dexterity sizin hasarınızı arttırır. Vitality ise canınızı arttırır. Ona göre bir strateji üretmelisiniz. Benim stratejim burada bu şekilde. Offense'a gelelim. Offense'da ilk olarak Critical Hit hasarımı, Critical Hit Chance dediğimiz kritik hasarımızı arttırmayı 50'sini de ona verdim. %5 arttırdı bu. Cooldown Reduction ise şu süreleri %10 kısalttı. Bunu vermem. 50'sini de buna verdim. Üçüncüsü ise Attack Speed'e yükleniyorum. Biraz da kritik hasara veriyorum. Attack Speed'i de arttırıp bu şekilde ilerliyorum. Bu benim stratejim. Siz daha farklısını da yapabilirsiniz. Defansa gelelim. Defansta durum biraz daha farklı. Defansta ilk olarak armora veriyorum. Her şeyi %25 daha fazla arttırdı. 50'sini vermem. İkincisi Resist All ve Life Regeneration'a verdim. İlk olarak ikinci yer Life Regeneration'a. Yani sürekli recovery'nizi, life'ınızı regenere ediyor arkada böyle. O güzel oldu. Ayrıca resist'i de verdim. Şu an 26'da, 50'de daha da artacak. 130 bana artı 130 resist veriyor. Life'a da verdim biraz, 7 tane. O da %3,5 canımı arttırıyor.
Gelelim Utility'ye. Utility'de de ilk olarak vermeniz gereken Lifebuoy'dir arkadaşlar. Lifebuoy'e hepsini verdim. Resource Course Reduction'a 50 tane hepsini verdim. Ondan sonra Area Damage'e geçiyorum. Ondan sonra da Gold Find'e geçeceğim. Bu şekilde ayarladım Paragon skinlerimi de. Elementleri nasıl kıracağınızı yukarıdaki videomda anlatıyorum. Nasıl bunları kanayı küpte kırabileceğinizi. Kanayı küp çok kritik arkadaşlar. O yüzden kanayı küpteki itemleri de bu şekilde ayarladım. Hatta şimdi bir tane sizin için kısa bir Nephelem Rift açacağım ve gösterip yani bu karakteri şu an Torment 8'dim. Ya Torment 10 da girebilirim. Pek sıkıntı olmuyor. Size göstermek için hatta şuraya da tıklayayım hatta. Hemen gidelim. Light geldi şansa. Böyle bu Dashing Strike arkadaşlar gittiğim. Şimdi elektrik geldi. Elektrik yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu 3 görmüş olduğunuz bizim şu skill. Epiphany Desert Short dediğimiz skill. Bayağı güzel bir skill. Böyle gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle sopayı çevire çevire gidin. Ben hiç durmuyorum. Sürekli hareket ediyorum. Bir de Sweeping Wind'ı da çalıştırdım bakın. Sweeping Wind'ı da çalıştırdım. Güzel. Oh, hepsi ölüyor. Sweeping Wind'ı da donduruyorsunuz arkadaşlar. Hatta bakalım Cow King varmış burada. Cow King de bir sürü inek gönderecek. Onları bir temizleyelim sizin için. Hadi bakalım. Geleni öldüreceğiz. Gördüğünüz gibi gayet rahat alıyorsunuz. Yani çok da gayet iyi görünüyor. Tempest Rush da gayet güzel. Hallediyoruz. Sıkıntı olmuyor. Şimdi bir sürü gelecek. Bayağı bir inek gelecek burada. Bunları da halledelim gördüğünüz gibi. Sıkıntı olmuyor. Böyle herkesi alıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Belt geldi hatta Legendary görmüş olduğunuz gibi. Böyle herkesi öldürüyoruz. Geri dönelim sizin için. Çok rahat dediğim gibi yani Torment 8, 10, 12 çok rahat çıkıyor arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Hani size Monk karakteriyle ilgili anlatabileceklerim aslında bu kadar. Daha ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimal anlattım her şeyi. Dediğim gibi kafanıza sarı taş, üstünüze bir gez yeşil, iki tane büyük beyaz taş, en büyüklerinden Flawless'lardan. Ben mor taş kullanıyorum. Burada short'ta siz belki beyaz taş koyup resistinizi arttırabilirsiniz ama bu setler gelirse mor koyabilirsiniz. Benim resistim şu an resist taşım fazla yok ama resist de koyabilirim. Birini belki resiste dönüştürmeyi düşünüyorum. Resist de yapabilirim. Bu da mantıklı bir tercih olabilir. Yani bazı arkadaşlar diyor niye mor taş kullanıyorsun? Dediğim gibi ben biraz hardcore karakter kullanıyorum. Siz hardcore kullanmıyorsunuz. Bunları resist yapabilirsiniz. Beyaz taş yani. Yüzükleri anlattım. Yüzüklerin set olduğunu ve yürüdüğünüzde hasarınızı ve dayanıklılığınızı ve recovery'nizi arttırdığını anlattım. Silahlara yeşil taş koymanız gerektiğini anlattım ve bu silahların Tempest Rush özelliğini ve Sweeping Wind'ın hasarlarını çok arttırdığını anlattım. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani Monk'la ilgili bu şekilde ilerliyorum. Şu an daha da ilerleyeceğim işte bununla. Büyük ihtimal Torment 16'yı falan böyle 17'leri zorlamayı planlıyorum. Üstüme böyle biraz daha resist bir şeyler koyup ilerlemeye çalışacağız. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız çok değerli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.